Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Kasımpaşa maçı. Biraz rahatsızım. Yılbaşından sonra hasta olduk. Önemli bir başarımı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yıllardan beri, çocukluğumdan beri, 14 yaşından beri kullandığım o laneti bıraktım. Yılbaşında 5 gün, bugün 5. gün. Biraz da ondan hasta oldum ama Allah'a şükür yeneceğim yani. 21 gün sonra tamamen atıyormuşuz şeyden. Mümtaz Reis de bıraktı. 10 yıl oldu değil mi o sene bıraktım? Ben de bıraktım Allah'ın izniyle. İnşallah böyle arada zorlandığım zaman Instagram'dan beni takip eden kardeşlerim, abilerim arada moral verin bana da ki daha başlamayın. Geçen gün offside pozisyonuyla alakalı bir yanlış yorumum olmuş benim. Offside yok dedim orada. Ama offside var. Harika Salih'in attığı gol. Bir de dedim kelime girmişim 2-3 yıl şey... Yıllarca amatör futbol oynadık, öyle bir kural görmedim benim. Hakemler falan yazmış, o kural yıllardan beri var diye. Daha yeni gelmemiş o kural, onu da buradan söyleyeyim yani. Mors olmuşuz. Mümtaz Reis ne diyorsun? Beşiktaş maçı ne olur? Senin tadın daha 3 büyükler için daha olmaz. Senin bu aralar tadın tuzun yok Mümtaz Reis. Ben de biraz hastayım, ilgilenemiyorum seninle ama. Tadın tuzun değil de futboldan soğuyor insanlar ya. Futbolun tadı tuzu yok ya. Bu yanlışlar, hatalar, ya rezillikler, kepazelikler. Ne söyleyeyim? Şimdi bana? Seni anlıyorum ama futbolsuz da olmuyor be. Ya, tamam da yani. İyi ya da kötü bir şekilde futbol bizi bir şekilde iyi yapıyor. İnsanlar soğuyor. Soğuyor. Soğuttular insanlar. Geçen senenin heyecanı olmadığını kabul ediyorum ama. Geçen sene biz seninle burada birbirimizi yiyorduk. Tadı yok, tadı yok. Federasyonun hataları. Başkanların hataları. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani iki başkan da hatalıdır bana göre. Yani federasyon başkanıyla beraber üç sacaya, öyle diyeyim ben. Üç tane sacaya olmuşlar. Üç tanesi, üçü de hatalıdır. Bilememiş yani gereği nedir. Gereğini düşünsünler de ben söylemek istemiyorum gereğini. Bunu ilk sana sorayım. Sergen Yalçın Antalyaspor ile anlaştı. Bir tek Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a gelmemesinin bir tek sebebi var. Ben söyledim o sebebi. Ben de biliyorum, sen söyle. Beşiktaş'ta değil, o... Samet Aybaba. Samet Aybaba. Patron benim diyor. Ben Sergen olsam gelmem. Gelmedi zaten. Yani şimdi biz... Ya ben Sergen olsam gelmem, Sergen de onun için gelmedi. Samet Aybaba böyle bir şey söylediği zaman... Yani ben Sergen'den büyüğüm demeye getirdi. Sergen senden küçük değil, ben de öyle söylüyorum. Ben Beşiktaş'ta değilim ama Sergen senden futbol olarak, bilgi olarak, beceri olarak, başarı olarak hiçbir zaman Samet Aybaba'dan küçük değil. Yani. Benim konuşmama gerek yok. Ben Mümtaz Reis'in söylediklerinin altına imzamı atarım. Yani Samet Aybaba öyle Galatasaraylı olarak söyledi zaten. Yani bunu düşünmek bir aptallık. Samet Aybaba öyle konuşunca Sergen gelir mi? Şimdi mümkün değil. Giovanni Van Bronckhorst geliyor. Eskiden Barcelona'dan bilirsin. Tanıyorum. Hollandalı. Hollandalıların Türkiye'de muvaffak oldukları hiç görülmemiş ama inşallah muvaffak olur. Samet Aybaba'nın o konuşması üstüne iyi teknik direktör yerli asla gelmez. Ben Sergen olsam sen kimsin derim. Ben Samet Aybaba'yı da tanıyorum, Sergen'i de tanıyorum. Geçmişlerini de biliyorum, ilk futbola başladıkları zaman da biliyorum. Ama ben Sergen'den Samet Aybaba'yı hiçbir zaman mukayese yapmam asla. Gerek bilgi olarak, gerek beceri olarak asla da tartışmam da yani. Yerli teknik direktörlerim içinde Fatih koy kenara, Şenol Güneş'i koy. Şenol Güneş'te, yani şu anda Şenol Güneş'ten de bütün durumunu ben Şenol Güneş'i de çok iyi kabul etmiyorum yani. Zaten o takımı kurdu, o takımını böyle boğaya getirdi. Ben Sergen yerli şu anda teknik direktörlerin en iyisidir bana göre. Sergen Yalçın değil mi? Abi canım. Niye al bunlar işte biz de söyledik. Bağırdık Sergen Yalçın. O yöneticilerin hatası ve kapislerinin hatası. İki tane şeye görev verdi orada Aykut Kocaman'la. Ay Feyyaz Uçar'la. Şey Feyyaz Uçar'la. Feyyaz yine o kadar o kadar şey bir adam değil. Egolu değil. Feyyaz Uçar o kadar egolu değildir ama öbürü egoludur. Samet Aybaba çok boş egoludur. Samet Aybaba son derece egoludur. Sırf yani ya o zaman alaydı teknik direktör olarak. Sen öyle ya. Hayır baksana şuna Sinan bomboş. Yakışıyor mu bu şimdi Beşiktaş'a? Millet küstü ya. Ya küstü eyvallah da o zaman 200 lira yapayım. 100 lira yap abi dolsun. Bedava yap lan. Ne kaybedeceğim ki? Beşiktaş. Maç kaybediyorsun ha. Bak parayı geç maç kaybediyorsun. Seneyi de kaybedeceksin.
Sene de gidecek ya. Bak şurada bomboş ya. Şimdi burası da full olsa böyle mi oynanırız? Gelmez kimse, gelmez. Abi bedava yapsan. Beşiktaş kendini baba 100 lira, 100 lira yap. Bak nasıl geliyor gözünü seveyim ya. Yapalım, ya. 100 lira yap. Ne olacak? 2-3 maç 100 lira yap. Ölmezsin ya. Kulüp kapanmaz ya. Memnun mu yani? Şu stadın seyircisinin boş olmasından memnun mu herkes? Kimse düşünmüyor mu acaba? Biz nasıl bu seyirciyi doldururuz buraya? Dünyanın en iyi teknik direktörünü getir, Mourinho'yu getir. Mourinho zaten gelmez. Yani iyi teknik direktör gelmez bu manzaraya. Hadi lan Semih. Semih şimdi bir çalım attı. Semih vuruyor kaleci. Ah be, iyi getirdi ama. Köşeye vursa gol. İşte bunlar biraz tecrübesizlikler abi bu. Semih çok iyi bir oyuncu olacak ama çok pişmesi lazım. Çok çalışması lazım. 15 bin liraya aylıkla hoca çalıştırıyorsun. Ondan sonra bekliyorsun ki sana şey yetiştirsin. 15 milyona satacağı futbolcu yetiştirsin. Ya Aquaman da aykırı bu ya. Allah Allah. Ondan sonra. Futbol olmadığı için Zeynep'e de uyuyordu. Ya uyuyor. Ay güleyim bari. Oğlumun yüzü gülmüyor bir ay. Sadece kafanı bir tane de bulundu. Cenk helal olsun sana ya. Şey Cenk diyorum Mert. Köşe vuruşu içeri. Bir kafa, bir kurtarışla. Mert sen var ya al. Ya Mert'in imzasını arttırsınlar şeyi sözleşmesini. Zam yapsınlar. Aldığı paralar helal olsun. Buna da özel bir taraftar sahip çıksın Mert'e ya. Da Costa rakibini kurtardı. Da Costa. Ay gol. Da Costa mükemmel bir gol. 41. dakika. Da Costa. Mert Günok bu kez kendini kurtardı. Kasımpaşa 1-0 önde. Da Costa. Salih atar. Adam harika vurmuş ama Salih atar. Sen ne yapıyorsun Salih ya? Sen nasıl bir pas veriyorsun lan? Nasıl bir pas o ya? Ona verdi. Zaten iki tane top çıkarttı. En güzel golleri hep en güzel kaleciler yapmış. Biliyorsun değil mi? Çok harika bir gol. Ali Bey gol! Cemil attı. Cemil değil baba Semih Cenk. Semih abi, Cemil kim ya? Cemil kim ya? Abi tat tuz yok ki ya. Bak iki golle de ayaktayım. Tat tuz yok ya. Evet ilk yarı Beşiktaş 1 Kasımpaşa 1. Tatsız tuzsuz bir ilk yarı. İki golle de burada değildim yani. Ya böyle başlarda tat tuz var ama artık Beşiktaş yani. Beşiktaş transferi yapana kadar tat tuz alamayın. Semih de karşılık verdi Beşiktaş. İkinci yarı bakalım neler olacak. Takımlarını yalnız bırakmıyor. Kayıkı uyuyor ya. Tüy olmuş kartal kuşu uyuyor burada ya. Gomez yapıyor ortaya ceza sahasına. Bir kafa gol. Az siktir orada lan manyak mısın ya. Yine Da Costa. 80. dakika. Beşiktaş Park'ta Kasımpaşa. Da Costa'nın attığı golle bir ya. Kez daha öne geçiyor. Bu ne rezalet ya. Uysam daha iyi. Dakika 80. Ne dedin mesela? O kadar kötü yani. 41. dakikada takımının 1-0'a geçiren golü kaydetmişti. Bu ne ya ayıp ama ya bu kadar da olmaz. Aytaç'ın bu mükemmel çalımı ve sonrasında gelen gol organizasyonu. 45-62'de skoru 1-1'e getirmişti. Adam boğuluyor burada ya o. Kenara geldi. Emirhan 83. dakikada. Ulan bu yıkkını Beşiktaş'ları be. Adam boğuluyor. Her maçta 3'er 3'er yiyorlar. Bu da inşallah 3 olmaz. Tek top. Neto içeride. Neto. Neto kurtardı. Kale boş. Ana 3. Abo. Peş peşe geliyor golden. Aman Embo. Versin. Kasımpaşa'da goller arka arkaya. İmza Da Costa'dan. Sigarayı bıraktım, sigara başladı. 83. Ya lan manyak mısın sen be salak, sana ne? Geri zekalı. Ben yapacağım bir şey var mı? Salak böyle beklerini beklemiyor. Yarıda transferler yapılana kadar hiç kimse beklemeyeceğim Beşiktaş'ta. Bu kadar bak. Sinirlenmeyeceğim bu işte. Bu takımdan hiçbir şey olmaz diyor, söylüyor. Yapıyor ortaya yine Da Costa'ya doğru. Da Costa Allah Allah belasını versin 4 oluyor daha. Ana direkten döndü ama o. Koydu kafayı herif nereye? Ve karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler evet. Son düdüğünü çalıyor sevgili futbol severler. Maç bitti. Beşiktaş Park'ta Kasımpaşa. Maç bitti Beşiktaş'ta futbol bitti. Günden güne eriyoruz be. Üçüncü maçından da. Günden güne eriyoruz. Günden güne buradaki jestlerim, mimiklerim. Bak şu hareketlere bak. Bak neler yapıyor. Bak şimdi bu orada olsaydım. Önümden geçseydi o hareketi yapsaydı. Elimdeki şişeyi atardım kafasına. Yemin ediyorum bak.
Maçın yıldızı, maçın kahramanı Da Costa. Abi tribünler de çok kötü. Bak ha, bak küfür ediyorlar ana burada bak. 3 gol. Kariyerinin tribünlerimiz de kötü. Profesyonel kariyerinin. Para şu anda bu performansa göre çok fazla. Saçmalık. Bu kulübü düşünenler derhal ertesi maçta biletleri bedava yapsın ya. Ya 100 lira yapın ya bedava yapın kardeşim. Böyle yenilmektense hep beraber tribün dolu olsun bari, destek verelim, bir şeyler yapsınlar ya. Yemin ediyorum ya. Bu takımı da geçen sezondan, sezon başından 2 sene 3 sene artık neyse, bu takıma kim zarar verip bu hale getirdiyse hepsini Allah burnundan fitil fitil getirsin. Başka bir şey söylemiyorum. Oğlum üzülünce ben de üzülüyorum ya. Ne hakkınız var benim oğlum üzmeye be? Rezil herif ben. Ya sen de yalanla üzülüyormuş gibi yapma baba. Yok ya. Adam aşkına ya. Niye ya yalan olsun valla. Valla var ya. Kasımpaşa'da büyük. Söylenecek çok şey vardı. Şu Kasımpaşa'lara bak lan. Bizimkiler şimdi bak çağırır üçlü çektirir. Beşiktaş tribünü şu anda çok kötü arkadaş, yani biraz kendimizi de eleştirelim ya. Geldiler adamlar 3 tane attılar Avrupa maçında, 3'lü çektirdik. Ne 3'lü çektiriyor? Ki bunlar da bak böyle adamlar, eski Beşiktaş olduğu taraftan olsa var ya, sıkar ha o biraz. Oraya gelip de şey yapar. Yapamaz yemin ediyorum ya. Tribün yok ki şu anda. Hareketlere bak, adamlar resmen kendi sahasında sanki ya. Yazık. Ali Ferahboğ teşekkürler. Beşiktaş'ı bu hale getirenden utansın. Sahada bir mağlubiyet daha aldı. Kasımpaşa deplasmanda. Senin bu oğlum başkanın öbür başkanı eleştirdi. Yerden yere vurdu. Adam başarılıydı. Ben kimseyi eleştirmek istemiyorum ya. Eleştirilecek aslında çok fazla kişi yok. Eleştirilecek iki kişi var. Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş bitti. Geri kalan yani bu Hasan Arat'ta bir durum yok. Biz Hasan Arat'ı bundan sonraki durumu için söylüyorum. Kısana şunu ya Allah aşkına baba. Bu sezon şu ana kadar... Bundan sonraki şey için bilet fiyatlarını düşürsün bir kere. Bedava yapsın. Görelim, biz de arkanda olalım, destek verelim. Yenilelim 3 yiyelim 4, önemli değil ya. Stat da olsun. Tribüne baksana, adam resmen bir 3'lü çektirmediğimiz kaldı ya. Adam geliyor naylaylon bizim sağımızda ya. Bunları konuşunca tribünden bana sert yapanları yapsın abi. Ben de onları konuşuyorum ya. Beşiktaş tribünü sezon başından beri çok kötü ya. Bak ilk maça geldim. İlk maç hangi maçtı? Bir Pendik maçıydı. O maçtan beri Beşiktaş tribünü çok kötü ya. Neden ama neden? Bunu bir tartmak lazım, bir düşünmek lazım. Eskiden Beşiktaş tribünü Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyisiydi. Dünyanın en iyisiydi. Niye böyle değil? Niye şu anda böyle değil? Bunu bir düşünmek lazım. Vallahi diyorum ya. Tribün olmazsa takım oynamaz. Tribün iyi oynamazsa, taraftar olmazsa takımın hiçbir önemi yok. Taraftar ne gelsin ya? Taraftara gelecek pozisyon mu? Parasını düşün baba. Bedava yap. 100 lira yap, 200 lira yap. 500 lira yaparsan, 1000 lira yaparsa adam gelmez tabii. Her maçta bütüyorsun. Onu çeyizmeye mi gelecek? Bedava yap. 10 tane yesin yine gelir. Ne alakası var? Ay ay. Neyse. Bir sürü söylediğin bir şey var mı? Evet. İyi akşamlar. Ne diyelim? Ama üzücü. Beşiktaş'ın bu hali doğru değil. İyi değil yani. Ve Bing bir kez asistli yapan isim. Herkese hayırlı geceler. Yani yapacağı transferlere göre düzelebilir.